74 yaşındaki Osman Baltacı 23 Aralık Perşembe günü saat 15 sıralarında aldığı telefonla büyük şok yaşadı. Kendisini polis olarak tanıtan kişiler tarafından Ulus'ta bir kuyumcu soygunu olduğu, kuyumcu bıçakla yaralanırken altınlarınsa çalındığı ve olay yerinde Osman Baltacı'ya ait kimliğin bulunduğunu söylenerek yaşlı adam korkutuldu. Olayla kendisinin hiçbir alakasının olmadığını söyleyerek uzun süre şahısları ikna etmeye çalışan Osman Baltacı'ya inandıklarını belirten dolandırıcılar bu kez de yaşlı adamdan devlete yardımcı olmasını istedi. Evdeki altın ve paraları gönderdikleri sivil polise vermesini isteyen dolandırıcılar, yapılacak analizlerin ardındansa altınları tekrar geri vereceklerini söyledi. Osman Baltacı ve 75 yaşındaki hanımı Perihan Baltacı'yı ayrı ayrı telefonlardan arayarak ayrı odalarda görüşmeye devam eden dolandırıcılar, yaklaşık 6 saat boyunca ise görüşme yaptıkları çifti telefonlarını kapatmasına izin vermedi. Konuyu kimseye söylememesi, komşularına görünmemeleri ve dışarı çıkmamaları konusunda sık sık dolandırıcıların uyardığı çift ise kendilerine söylenen talimatları harfi harfine yerine getirdi. Köye gelen dolandırıcılardan biriyle buluşarak evine getiren Osman Baltacı, akşam saat 21 sıralarında saydığı altınları sivil polis olarak bildiği dolandırıcılardan birine teslim etti. Buldu. Tamam. Asker polis isimli şahısları arayıp herhangi bir şekilde dolandırıcılık olaylarına bu saatten sonra imkan vermeyelim. Kimse, hiçbir devlet görevlisi sizden IBAN veya altın veya para, bu şekilde devlet görevlisinin hiçbiri sizden para talep etmez. Bunu aklınızdan çıkarmayalım. Altınlarınızı bulduk. Ödemenizi karşılığınızı buyurun. Allah razı olsun. Allah size emir versin. O andan sonra görüşmeleri bitiren dolandırıcılar son görüşmede ise çiften telefonlarını kapatmamalarını ve kendilerinden gelecek telefonları beklemelerini istedi. Altınları teslim edip telefon görüşmesini bitirdikten sonra içlerine kurt düşen çift, gece saat 24 sıralarında aradıkları dolandırıcılar tarafından altınların analiz edildiği ve sabah saat 6 sıralarında aramaları söylendi. Sabahı zor eden Osman Baltacı, sabah saat 5.50 sıralarında aradığı dolandırıcılara ulaşamadı. Yaklaşık yarım saat boyunca tekrar aradığı telefon numarasının cevap vermemesi üzerine Osman Baltacı dolandırıldığını anladı. Büyük şok yaşayan Baltacı, kendine geldiğinde ise evlerine en yakın olan jandarma karakoluna koştu. Baltacı, Abdipaşa Jandarma Karakol Komutanlığı'na müracaat ederek başından geçenleri anlattı. Tüm birikimini kaptırdığını söyleyen Baltacı, şahısların ve altınlarının bulunması için jandarmadan yardım isteyecek. 36, 37, 38. Tamam, ben 38 tane kestim. Tamam mı? Orası ayrı. Tamam. Çeyrek de var. Öyle saydım. Şu kolye. Ha, kolye bu. Şu kolye. Bir çift küpe. Kartla küpe. Şey, ha, ikili. Ha, ikili küpe. Tamam. Şu şeye girmiş. Tamam, bu bir çift küpe, tamam. Al bunu, bir de kolye üzerine takılı. Tamam. Yaşadıklarını anlatan Osman Baltacı, film gibi bir olay yaşayarak dolandırıldığını kaydetti. Bir şey kuyumcuydu, çatal olmuş, kuyumcuydu, bıçak almışlar. Oradan sizin kimliğiniz de çıktı. Sizin üstünüzdeki altınlar, şu ne varsa bunları bize getireceksiniz. Getirmezseniz suçlu duruma düşersiniz. Hırsızlığa geçer diye. Kuyumcuyu bağlantısız almışız diye bize. Öyle bizi sürekli lafı tuttu. Nasıl sürekli hanımı da ayrı bir odaya aldı. Onu şey etti. Ayrı konuşturuyor. Benimle burada ayrı konuşturuyor. Telefonla kendi yok. Bu saatten sonra işte karanlıktı. Sen de caminin yanına mı dedi. Orada bir polis var. Sivil polis var. Seni de alacak. Sen onu alacaksın dedi. Elinizi altına teslim edeceksin. Buraya gelecek. Altınınız marka olacak. Tekrar sabah 9'da size vereceğiz yani. Altınız dedi. Kimliğiniz değişecek dedi. Kimliğiniz değişecek dedi. Üzerinizde bankalı para varsa onu da Merkez Bankası yatıracağız dedi. Yerden hiç çıkartmadı. Kılındı mı kılınmadı mı? Hiç biz evden çıkarmadık. Konuştura bunaldım. Sürekli bizi yani telefonda tuttular. Dışarı sakın dediler, kol komşuyu görünmeyin. Onun şey örgütü neredeyse bastıracağız. 6 kişi yakaladık. 4 kişi daha var. 14 kişi yani 6 kişi daha varmış herhalde. Bunları buluşacağız dedi. Erdoğan diye bir başı var bunlar dedi, onları yakalayacağız dedi. Siz dedi, müşteri olduğunuz hiç dedi, telaş etmeyin. Ben altında ben saydırdılar. Ondan sonra o değerli eşyalarımıza bu saatlerde adam geldi, bir sivil polis. 4 tane sivil polis var dedi, etrafımıza dedi. Dikkat edin dedi, komşuya da haber vermeyin dedi. Tam bizi şey etti ya, gözümüz hani film gibi bayadı yani. Sonra ne oldu
bağlı. Sonra geldi bu altında teslim ettik biz elimizden yani. Bu sıralarda o gitti. Tam bu sıralarda. O gitti. Biz oturduk telefonları kapattırmaya. Ya akşam bu saatlerde gitti ya. Aldı malı. Ha, bu saatlerde gitti. Ondan sonra telefonun sürekli açık tutacak dedi. Her 20 dakikada bizi arayacaksınız dedi. Biz de sizi arayacağız dedi. Hiç de telaş etmeyin. Balınız dedi şey oluyor dedi. Yani aniniz oluyor. Bu dedi yapılacak. Size aynen. Tekrar sabah 9'da teslim edeceğiz dedi. Gece biz düşünüyoruz. 12 oldu saat. Aradım ben tekrar. Telefonu kapattım herhalde. Telefonu kapatmayacağım ben aradım. Siz dedi çayınızı kahvenizi için. Rahatınıza bakın. Sabah 7'de 6'da bizi ararsınız dedi. Sabahın şimdi 6'da ben 6-10 kala aradım. Bunlar hiç sesim edildi. 10 dakika daha geçti. Aradım. Yok. Ben hamam tamam dedim. Bizi dolandırdılar. Emniyeti aradı bu. Emniyetten oradan 156 aradı. Geldiler buraya. Ben elimde attı bu şey artık. İfademizi verdik. Oradan başladı. Bu kadar yani buraya kadar. Yani biz bir kere şey ettik yani. Kandırıldık. Onlar başkaları kandırılmasın yani. Tedbirli olsun. Yani ancak 156 arasından, 212 arasından. Karakolu ararım. Ben 156 ararım jandarmayı, ondan sonra 112 ararım. Ben bundan sonra onlara şey der mi? Çoluğumu çocuğumu ararım, konumu komşumu ararım. Bizim öyle bir bağladılar ki, anlayamadık yani ne olduğunu. Evet. Direkt jandarmaya gittim yani, hemen koşa koşa. Sabah saat 6'da, 6'yı 10 geçe, 20 geçe orada yani. Evet. Yani jandarma olmasa başka nereye gideceğiz dedim. Ben onlar olmaz. Ben şu kapımı açık yatarım sabaha kadar. Onlar olmasa bu kapı açık yatamam. Jandarmamız Allah kuş kuvvetlesin. Hiçbir ayağını taş dolaşmasın. Ben onlara tatlı yedireceğim. Olay akşam annesi ve babasını telefonla aradığını fakat ulaşamadığını anlatan Celal Baltacı şöyle konuştu. O zamanlar annemgili mağduriyetini ortaya çıkmasın diye telefonu sürekli açık bıraktırıyorlar. Bu şekilde ben burada açık bırakmasını tavsiye etmiyorum. Aradı bir kapatsın şarjın bitti diye o sırada eşini dostunu ya da bir en yakın emniyet güçlerini aramasını da tavsiye ediyorum buradaki vatandaşlara. Burada da sizlerin aracılığıyla Abdübaşı Jandarma Karakolu'nun çok emeği geçti. Mesut Üsteğmen'im olsun, komutanım olsun, Mustafa Asfay'ım hepsinin de ayrı adı ulus jandarma ekipleri, Bartın özellikle kaymakam efendimizin falan bunlara çok çok ayrıyetten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Baltacı çiftinin aralarında altın bilezik, tam altın, beşlik altın, küpe ve çeyrek altınlarının olduğu toplam 2 milyon TL değerindeki ziynet eşyasını kaptırdığını öğrenen jandarma ekipleri hemen harekete geçti. Ulus'taki ilçe jandarma komutanlığı ve Bartın'daki il jandarma komutanlığına bağlı jandarma suç arama timlerinin de devreye girmesiyle araştırmalar yoğunlaştırıldı. Altınları harcamadan şebekenin çökertilmesi için titiz ve seri bir çalışma yürüten jandarma ekipleri birkaç saat içerisinde şahısların kimliğini ve kullandığı aracın plakasını tespit etti. 3 kişi olduğu belirlenen şahıslardan birinin Bartın şehir merkezinde bir otelde olduğunu, diğer 2 kişinin ise Niğde'de otobanda olduğu belirlendi. Koordineli bir şekilde yürütülen çalışmalar sonucunda gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda Bartın şehir merkezindeki otelde konaklayan bir yabancı uyruklu, otobanda bulunan bir Türk ve bir yabancı uyruklu olmak üzere 3 çete kıs kıvrak yakalandı. Otobanda bir araçla seyir halinde bulunan ve durdurulan polis noktasında yapılan operasyonda yakalanan 2 kişiyle birlikte altınlar da ele geçirildi. Yaklaşık 6 saat gibi kısa sürede bulunarak gözaltına alınan zanlılarla birlikte ele geçirilen 59 parça altında ulusa getirildi. Gözaltındaki zanlılardan yabancı uyruklu VŞ ve SE çıkartıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, dolandırıcılıktan haberi olmadığını ve para karşılığında şoförlük yaptığını vurgulayan Türk vatandaşı ÖY ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Bulduk. Tamam. Asker polis isimli şahısları arayıp herhangi bir şekilde dolandırıcılık olaylarına bu saatten sonra imkan vermeyelim. Kimse, hiçbir devlet görevlisi sizden iban veya altın veya para bu şekilde devlet görevlisinin hiçbiri sizden para talep etmez. Bunu aklınızdan çıkarmayalım. Altınlarınızı bulduk. Ödemenizi karşılığınızı buyurun. Allah razı olsun. Allah size emir versin. Jandarma ekipleri toplam 59 parça olan altınları tek tek sayarak Osman Baltacı'ya teslim etti. Baltacı'nın da eksik bulunmadığı yönünde beyanının ardından altınlar aileye teslim edildi.
Altınlarına kavuşan aile ise artık kimseye altınlarını vermeyeceklerini, hatta altınları evde bile tutmayacaklarını söyledi. Aile yarım asırlık birikimlerini yeniden dolandırılma ve ya da çalınması gibi ihtimallere fırsat vermemek için bir bankaya götürdü. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Şu da gene bir desenli küpe, bir evet, çift. Aynen doğru. Böyle tamam. Böyle yani. Onlar içinde hepsinin içerisinde. Eksiğin var mı sonunda? Eksiğin var mı? Ya, ya tek sayılır değil. Aynen.